Merhabalar. Ölüm olasından herkese merhaba. Yayınımıza başladık. Küçük bir aksaklık oldu sesle ilgili. Umarım şu anda sesimiz geliyordur. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Serhat Bey ile MB bahçelerinde bakımı konuşacağız. Ama sorularımıza Serhat Merdan, 1990 yılında Çumra Ziraat Meslek Lisesi ile başlayan eğitimimiz, daha sonra Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı'nda lisans ve daha sonrasında da Bahçe Bitkileri bölümünde yüksek lisansla tamamlaşmış bulunuyorum. Burada bitkisel üretim ve bitki sağlığı şubesinde evet. çalışmaktayız. Ana görevlerimiz iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontrolü ve denetimler üzerine ve aynı zamanda meyve yetiştiriciliği konusunda çalışmaktayız. Genel faaliyet alanımız bu. Evet, teşekkür ediyoruz. Burada bir taraftan da yorumlarımızı takip edeceğiz. Üreticilerimizden soru gelirse konuyla ilgili olarak size aktaracağım. Ama bunda bir de hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yayın sonrasında da burada değinemediğimiz sorularınız olursa Serhat Bey daha sonrasında cevaplıyor olacak sorularınızı. Artık ilk sorumuza Evet, buyurun. geçebiliriz. Konumuz meyve ağaçlarında bakım. İlimizde meyvecilik bakımından öne çıkan meyve türleri neler? Biraz ondan bahsedelim önce. İlimiz çok farklı bir bitki desenine sahiptir. Fakat ağırlıklı olarak zeytin bizde ön plana çıkmaktadır. Onun yanında kiraz, bağ alanlarımız, özellikle çekirdeksiz kuru üzüm, şaraplık bağ ve sofalık bağ alanlarımız mevcut. Onun dışında diğer şeftali, erik çok geniş bir desene sahibiz. Her birinin farklı bir gelişme, vejetasyon dönemleri birbirinden çok farklı. Şu anda şöyle bir örnek verecek olursak, Kemalpaşa bölgemizde ilk hasada başladığımızda yaylalarında çiçekte olabiliyordu. O derece bir Evet. uzun bir meyvecilik periyodumuz var. Genelde böyle. Evet. Peki şu anda meyvelerimizin sezondaki durumu nedir? Bazıları hasatta, bazıları dediğiniz gibi çiçekte. Yani bu tabii özellikle teknik personelimizi bazen zorlayabilmekte. Çünkü bir yandan çiçek dönemindeki hastalık zararlı ve mücadele konularıyla ilgilenmek durumundayken diğer ovaya indiğinde hasat ve hasat sonrası işlemler, hasat öncesi hasat sonrası işlemlerle ilgilenmek durumunda. Tabii bu hasat dönemini ve işlemleri zamana yayılması da piyasaya meyvenin arzı konusunda biraz elimizi rahatlatmakta. Avantaj Avantaj. sayılabilir. Tabii ama genel meyveciliğin bir şey vardır. Erkenciliğin ve geççilik her zaman için bir ekstra bir size katkı sağlar. Mesela Manisa İzmir Kemalpaşa'nın kirazdaki erkenciliği diğer illerimizde, diğer yerlerimizde olmadığı için İlk turfanda, ilk taze olarak biz arz ettiğimizden Fiyatta ona oradan göre mi? fiyatta ona göre bir artısı olmaktadır. Ama tabii geçe kaldığında, yani özellikle orta mevsimde diğer illerin de piyasaya arzı olduğunda fiyatlar düşebilmekte. Ürün arzı fazla olunca Tabii, otomatikman tabii, fiyat da düşüyor. tabii. Erkencilik her zaman için bir avantajdır. Şimdi diğer şöyle ürünlerimize bakacak olursak, tabii onlarda da aynı şekilde biraz zamana yayılma söz konusu. Şu anda taban bölgelerimizdeki zeytin ağaçları çiçek açmış durumda. Evet. Diğerleri tomurcuklanma döneminde. Ovalardaki bağlarımız koruk bağlama dönemine geçmekteyken yaylalarda daha çiçeklenme oluşumu dönemine denk gelmekte. Aynı şekilde şu an kirazın akabinde erik hasatımız başladı. Özellikle papaz eriği dediğimiz eriklerimizin hasadı şu an söz konusu. Sert çekirdeklerden şeftali şu anda o da hasada erkenci çeşitlerin hasatı yaklaştı. 10-15 gün içerisinde onlar da başlar. Erkenci kayısı çeşitlerin hasatı bir 10-15 gün önce başladı. Onların hasatı yapılıyor. Durum yani bu şekilde bir şeyimiz var. Evet, bir tarafta çiçeklenen Evet. meyveler, bir tarafta hasat devam ediyor. Yani sezon boyunca, mevsim boyunca sürekli piyasaya arz edip taze Evet. meyvemiz bulunuyor. Bu konuda Evet. şanslıyız diyebiliriz yani. Zaten bir şeyi büyük üretimlerde zamana yaymanın avantajı da vardır. Evet. Çünkü bir anda
mesela diyelim ki 100 dekar ya da 1000 dekar, 500 dekar büyük alanlarda yaptığınız zaman bir anda tamamen hasata gelmesi sizi zorlar. O kadar geniş bir alanda hasat yapmak altından kalkmak zor. Ama erkenci, orta mevsim ve geççi olarak diyelim ki ürünü yaydığınız zaman sizi rahatlatır. Aynı üründe bile çeşitler arasında böyle bir tercih yapmak lazım mı aslında dediğiniz gibi? Yani, tabii onun planlamasını iyi yapmak lazım. Yani, meyveci, bahçenin tamamını erkenci değil de bir kısmını erkenci, orta. Şu anda üreticilerimizin, özellikle büyük üreticilerimizin büyük bir kısmı bu şekilde bir planlama yapıyor. Yapmak da zorunda. Çünkü erkencilikten gelen avantajı kullanayım derken erken donlara yakalanma riski var. Evet. Geççilikten faydalanayım derken bu sefer piyasanın ilerleyen aşamada meydana gelebilecek hava iklim olaylarından etkilenme durumu var. Tüm bunları tolere edebilmek adına zamana yaymakta büyük faydalar var. Zaten evet. Üreticilerimizin de uygulaması bu şekilde. Sıkıntı, yani büyük üreticilerimiz daha planlı, programlı gidiyor da küçük üreticilerimizde biraz daha sıkıntı var. Yani bir dönüm, iki dönüm ya da ilk defa meyveciliğe başlamış üreticilerimiz bunlarda biraz sıkıntı var. Planlama eksik biraz. Planlama eksik. Çalıştığı konuyu bilmiyor. Çalıştığı alan hakkında çok fazla bir malumatı yok. İlk defa meyveciliğe başlamış. Bu acemilik süresi dediğimiz süreyi atlatıncaya kadar bir ekstradan 3-4 sene kaybı olabiliyor. Evet, biraz zarar çekebiliyorlar. Evet. Bu dönemde meyve bahçelerinde yapılması gereken öncelikli işlemler nelerdir? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi şu dönemde iklim olaylarında da bilmiyorum yansıya gelebilirse de güzel olur. İklim olaylarında evet, bir sıcak hava dalgası bekleniyor. Sıcak hava dalgası var. Küresel ısınmaya da bağlayabilirsiniz ama mevsimsel yıllar içerisinde bu şekilde karşılaşabiliyoruz. Görüldüğü gibi bir anda cuma gününe 37-38 derecelere çıkması söz konusu. Yani 10-12 derecelik hızlı bir sıcaklık artışı ürünleri etkileyecektir. Bilhassa şu anda zeytin tam çiçekte çiçek tutum zamanı dökümlere sebep olabilir. Narenciye de aynı şekilde çiçek dönemi bitip tutma dönemi, meyve tutma başlangıcı dönemi. Bu dönemde de meydana gelecek bu aşırı sıcaklıklarda dökümler yapacaktır. Gerek şu anki durum, gerekse Haziran ayında meydana gelebilecek bu tür sıcaklık artışlarında mutlaka tedbir almak zorundayız. Yani bu tedbirler nelerdir diye soracak olursanız, bilhassa imkanı olan üreticilerimizin sulama işine öncelik vermesi. Onun dışında bitkiyi strese sokabilecek, yani meyve silkmesine sebep olabilecek herhangi bir işlemden kaçınması gerekir. Yani azotlu gübre vesaire özellikle potasyum haricinde diğer gübrelerde kaçınması lazım. Çünkü bitki bir anda büyümeye teşvik ediyoruz fakat çok yüksek miktarda su transpirasyon sebebiyle kaybı olacaktır. Kaybı. Topraktan kaybı olacaktır. Bunu karşılamakta zorluk çekecektir ve ilk yapacağı iş meyveyi silkmek olacaktır. Bunu tavsiye ediyoruz ama tabii bir söz vardır. Dermaha dengese dert getirir diye. Tabii sulama yapın deyince de tutup da ağacı ya da ortamı suya boğmak şeklinde de değil. Normal ağacın istediği su miktarını vermek şeklinde olsa yeterli. Özellikle sıcak anda da sulamamakta fayda var sanki. Buharlaşmanın hızlı olduğu yani, dönemde. Yani normalde imkanlar ölçüsünde damla sulama sistemiyle zamana yayarak vermek veyahut da gece sulaması yapabilmek büyük bir avantajdır ama alan büyüdüğünde bunu planlamak zor. Mümkün mertebe sıcaklık başlamadan bu tedbir alınırsa, yani diyelim ki cuma günü ise bugünden tedbir almak lazım. Ona göre hazırlık yapmak lazım. Bu mevsimin yani en öncelikli, en birinci konu bu. Şimdi bir yandan... Cuma ile pazara kadar olacak. Evet. Yani pazar günden sonra tekrar normalleşme başlar. Normalleşmeye başlar ama tabii bu 38 derece yüksek bir sıcaklık. Evet. Düşünün yazın Temmuz-Ağustos sıcaklığı. Şimdi şöyle de bir durum var. Bir yandan da şöyle bir şey demiştik. Ürünlerimiz bir yandan hasat ediliyor. Şimdi hasatta dikkat edilmesi gereken hususlar olacak. Şimdi bazen biz eskiden eğitimlerimizde şey anlatırdık, işte gübreleme şudur, sulama bu şekilde yapılır, bu dama budur derdik. Ama artık şöyle başlıyoruz, önce iş güvenliği diyoruz, işçi sağlığı diyoruz. Çünkü verilere baktığımızda özellikle büyük ağaçların hasatında
ya da merdivenden düşme vesaire gibi konularda çok büyük can kaybına varan sıkıntılar oluşabilmektedir. Bir de zaten bir salgın dönemi var. Onunla ilgili tedbirleri de almaları gerekiyor. Şimdi birinci öncelik çalışanın sağlığı. Evet. İkinci öncelik tüketicinin sağlığı. Üçüncü kademede de o hasat ettiğimiz ağacın sağlığı. Şimdi hasat işçiliği çok önemlidir. Genelde tecrübeli elemanlarla çalışmak isteriz ama maalesef böyle sıkıntılı dönemlerde işçi bulmakta zorluk olabiliyor. Piyasada kalifiye olmayan eleman çalıştırmak durumunda kalabiliyoruz. Böyle durumda bakıyorsunuz ki gelecek yılın verim gözleri, verim dalları onlar kırılabiliyor. Çünkü o konuda çok fazla tecrübesi yok. Şimdi bu konuda mutlaka büyük üreticilerimiz zaten bunu sürekli hasatta başlarında duruyor, anlatıyorlar ama diğer üreticilerimiz de mutlaka dikkat etmesi lazım. Hani Nalbant'ın olayı gibi sizin üzerinizde, sizin ağacınızda öğrenmemeleri lazım bu Evet. mevzuyu. Şimdi diğer bir olay da hasatta hijyen konusu var. O da çok önemli. Biz normalde iyi tarım uygulamalarında bunu eğitim olarak vermek zorundayız. Tüm iyi tarım üreticileri zaten alıyor ve aynı zamanda bunun talimatları var, kayıtlarının da tutulması gerekiyor. Şu dönemde de mutlaka daha önem kazandı bu olay. Çünkü insanlar şu an tedirgin. Acaba yediğim şeyden bulaşacak mı? İşte şuraya dokundum, bulaşacak mı? Böyle bir tedirginliğin içerisinde ürünün daha temiz olduğunu bilmek ister. O yüzden üretimde de artık böyle bir izlenebilirliğin sağlanması gerekiyor. Bir belgeli, sertifikalı üretimi gerçekleştirmek gerekiyor. Evet. Bunu şey olarak biz de İyi tavsiye ediyoruz. tarım, İyi iyi tarım tarım uygulama. uygulamaları veyahut da gene Desteklemeler de var sanırım bu konuyla ilgili. var. Yıldan yıla değişmekle birlikte iyi tarım uygulamalarında desteklemelerimiz de var. 10 liradan başlayıp 150 liraya kadar bir değişen bir yelpaze içerisinde. Destek olmasa da Aslında hem aslında kendi yapılması sağlıkları lazım. hem Özellikle toplum büyük sağlığı için üreticilerimiz önemli. için bu tür belgeli üretim şart. Evet. Diğer ürünlerde de şu anda özellikle bağda yaprak yeşil budama dediğimiz yaprak çıkartma veyahut da oburların alınması, verimsiz dalların çıkartılması gibi işlemler uygulama zamanı. Tabii burada da ölçüye çok dikkat etmek lazım. Hani biraz önce söylemiştim, derman hadden geçse dert getirir. Bazen bakıyoruz yaprak sarma yapacağım diye vesaire diye bazen çok fazla Yaprak yaprak alınıyor. alınıyor. Bu sefer de ağaç zayıf düşüyor. Mevcut şeyi Beslenemiyor. beslemekte zorluk çekiyor. Taneler küçük kalıyor, yanmaya kadar gidebiliyor. Bu önemli bir olay. Bu husus çok dikkat edilmesi gerekir. Tabii diğer sert çekirdekli meyvelerde de şu dönemde çok fazla yeşil sürgün çıkma dönemidir. Bir de bizim buradaki budama şeklimiz böyle kase ya da goble dediğimiz budama sistemi var. Bunda kısa sürede içi doldurmak ister. Yani ağaç fizyolojik olarak güneşin gövdeye gelmesini istemez. Bunların yaz budamasında alınması gerekiyor. Tabii dediğim gibi ona da biraz dikkatli olmak lazım. Ölçüyü kaçırmamak lazım. Bir de hangi dallara ihtiyacımız var, hangisine ihtiyacımız yok, bunu iyi gözlemlemek lazım. Şimdi yıllardır bu işi yapan üreticilerimiz veya anadan atadan meyveciliğin içinde olan meyvecilik bölgelerinde bu tür konular rahat. Çünkü çevreniz sizi yönlendiriyor. Ama ilk defa meyveciliğe giren bölgelerde veyahut da ilk defa meyvecilik yapmaya başlayan üreticilerimizde bu durumlar biraz sıkıntı oluyor. Çünkü konuya hakimiyet olmuyor. Atladığı veyahut da yanlış yorumladığı bir madde geriye çok pahalı bir dönüşü olabiliyor. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela bizim sahada en çok rastladığımız konu derin dikimdir. Evet. Normalde bizim tavsiyemiz şudur. Aşılı fidanlarda özellikle topraktan hangi seviyede söküldüyse orada zaten toprak izi vardır. O seviyede dikilmesi deriz. Bu genel bir meyveciliğin ana kurallarındandır, kaidelerindendir. Şimdi bakıyoruz bazı üreticilerimiz çok derin dikmiş, kurumalar meydana gelmiş. Sebebini soruyoruz. Neden böyle yaptınız? Şimdi hocam düşündük. Nem nerede? Aşağıda. Derin dikersem kök aşağıda olacak. O zaman aşağıdaki nemden daha fazla yararlanacak. Kuraktan zarar Yani görmez. zarar görmeyecek. Şimdi yaklaşım doğru ama eksik birkaç nokta var. Nedir? Bu kökler de solunum yapıyor. Evet. Ve aynı zamanda bir aşılı fidan.
anaç var, üzerinde çeşit var. Bir müddet sonra bakıyorsunuz ki o alttaki kök bölümü çürümeye başlamış. Hı hı. Daha doğrusu alttaki kısımda ölünce tamamı kurumaya başlıyor. Evet. Çok pratik, basit bir konudur. Ama atlandığı takdirde pahalıya bir dönüşüm oluyor. Hı hı. Ağacı kaybediyorsunuz. Ağacı kaybediyor. Bir de şu dönemde özellikle bahar aşılarının yapıldığı fidanlar var. Bizim bazı bölgelerimizde dışarıdan fidan, aşılı fidan satın almak yerine önce anaç dikip daha sonra yerinde aşılatmak şeklinde bir bahçe tesisi söz konusudur. Tabii şimdi o fidanların da tuttu ve yaklaşık sürgünler şu seviyede. Bu fidanların da çok bakıma ihtiyacı var. Çünkü şu an iki ayaklı, dört ayaklı ve çok ayaklı birçok zararlısı var. Bunların her birine dikkat etmek gerekiyor. Fiziksel rüzgar vesaire gibi şeylerden kırılmasını engellemek lazım. Onun için tedbir almak gerekiyor. Diğer yeni dikilen fidanlarda da şöyle bir şey var. Bu bilhassa yanlış, şimdi yeni dikilen fidanın terbiye olması gerekiyor. Yani şu an dikilmiş, sürgünler çıkmaya başlamış. Şimdi eğer aşılı fidan ve üzerinde şekil verecek duruma geldiyse bunların dal açma vesaire dediğimiz hususlar var. Yani terbiye metotları var. Hı hı. Şu an tam uygulama zamanı. Yani bunu dönemi kaçırırsanız daha sonrası bunun telafisi söz konusu olmuyor. Şekil vermek zor oluyor. Şekil vermek çok zor oluyor. Hani atasözü vardır, ağaç yaşken eğilir kelimesi. Daha ilk başta basit bir kürdanla bu işi yapmak mümkünken daha sonra ilerleyen aşamada çok büyük parçalar eğme bükme hareketleriyle düzeltemiyoruz. Hı hı. Yani en başta birazcık gayret, emek sarf edip olayı çok daha rahat bir şekilde yapmak varken ilerleyen aşamada düzelmeyebiliyor hatta. Bu sefer ister istemez dalı ağacı açmak için kesme budama işlemlerine başlıyoruz. Bir de gübreleme işlemleri var. Yani tabii ziraat bu konu çok geniş. İnşallah evet. İlerleyen aşamada da bu konu biraz daha farklı ya ay ay veya da yaparız. Ürün bazında yaparız. Şöyle bir şey var. Gübreleme vesaire konusunda da arkadaşlar üreticilerimiz şeye dikkat etmesi gerekiyor. Kullandığı gübreye ihtiyaç var mı? Bu form ne zaman erir, ne zaman kullanır? Bitki hangi dönemde neye ihtiyacı var? Yani hiç olmazsa bakanlığımızdan onay almış bir toprak analiz laboratuvarında analizini yaptırıp ondan sonra gübreleme işlemini, özellikle büyük üreticilerimize bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Hem doğru adım atmak için hem de tasarrufa bile gidebilirler. Evet, ihtiyaç olup olmadığını görmekte evet. Fayda var yani. Bir de çiçek döneminde toprak işleme gibi konulardan biraz kaçınsınlar. Hı-hı. Çünkü ağaç çiçek döneminde en hassas dönemdir. Strese girmek istemez. Kuraklık, soğuk, don, ondan sonra toprak işlemek. Yani kök bölgesini o dönemde çok fazla rahatsız etmemek gerekiyor. Hı hı. Yani, bu tür şeyleri çiçeklenme sonrasına bırakmak evet. Lazım veya öncesinde evet. Yapmak lazım diyorsunuz. Değineceklerinizin herhalde bakımla ilgili yani şu aslında şey. Çok uzun geniş aslında. Bir konu. Çünkü düşünün ki zeytincilik araştırma enstitümüz var şu yan tarafımızda hemen. Evet. Tek bir üründe kaç tane uzman arkadaşımız var ve her biri yani her biri bir deryadır. Sadece bir konuda kaç tane uzman var. Hı hı. Biz tüm meyveleri sadece özetleyebiliriz. Yoksa bu dönemde dikkatini çekmek istediğiniz konuları özetleyebildiniz evet. Ancak. Evet, evet. Programımızın sonuna gelmişken sizden son bir cümleyle meyveciliğe başlamak isteyenlere bir iki cümle eder misiniz? O az önce söylediniz zarar görüyorlar, yeterince evet. Eğitim almıyorlar diye. Evet. Birkaç cümlede bu konuda bahsedip programı bitirelim. Bazı tedbirler testi kırılmadan önce alınması gerekiyor. Meyvecilik uzun yıllara bakan bir konudur. Şu an yapacağımız bir doğru ya da yanlış adımın bedeli düzeltilmesi yıllara alacaktır. Çok yüksek meblağlara mal olacaktır ve hiç, daha da önemlisi kendi yıllarımız gidiyor ve ümitlerimiz gidiyor. Evet. Şimdi böyle olunca biz gerek il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ve bakanlığımız kontrolündeki danışman arkadaşlarımız sahadayız. Bekliyoruz her zaman için. Gelsinler, fikir paylaşalım, bildiğimiz bilgileri, doğruları paylaşalım. Acizane tavsiyem televizyonda veyahut da internette gördükleri her bilgiye direkt şey yapmasınlar. Çünkü çok biraz yanlış bilgiler çok dolaşıyor.
Doğru ve yanlış konusunda bildiğimiz tecrübelerimizi aktarmak isteriz. Hı hı. Çünkü sonuçta kazandırdığımız kaliteli bir her ürün ülkemizin ekonomisine bir katkıdır. Gazane tavsiyem 10 defa düşünsünler, gelsinler, paylaşalım. Nerede, hangi şeyi daha uygun olur, hangi yöntemlerle yapılması daha uygun olur. Anaçtan çeşide kadar. Biz zaten burada onlar için varız. Evet. Her zaman için de bekleriz. Evet, detaylı bilgi edinmeden bu işe girişmesinler kesinlikle, diyoruz. Kesinlikle. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. İçin. En kısa zamanda da bir özellikle bir konu bazında daha detaylı bir program tekrarlayalım seviniriz diyorum. Bugünkü öğle molasının sonuna geldik. Yarın yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. O güne kadar, o zamana kadar sizlere esenlikler ve sağlıklar diliyorum. İyi günler.